o bütün sesiyle bağırarak, öz dilinde yazılanları oku. Kendi evlatlarının senin için düşündüklerini oku. Ülkenden haberdar olmak için, dünyadan haberdar olmak için oku diye caddeden geçenlerin dikkatlerini üzerine çekmeye çalışır. Halkın kendi dilinde gazete okumasını ister. Gazetenin bütün işlerini kendisi yapar. Devrin en önde gelen aydınlarından yazılar alır. Kendi yazılarını yazar. İstanbul'dan getirttiği hurufatla yazıları düzenler ve matbaada basar. Abone ve satış işleriyle de kendisi uğraşır. Hiçbir zorluktan yılmaz. O ne yaptığının farkındadır. Onun adı Hasan Bey Zerdabi'dir. Böyle bir faaliyetin başlaması, okulların açılması, Müslüman fakir çocukların okutulması, bir Türkçe gazete çıkarılmış olması, ilk defa Müslüman kız okulunun açılmış olması, hayır cemiyetlerinin kurulmuş olması, ilk defa tiyatro faaliyetlerinin bu dönemde Zerdabi tarafından başlatılmış olması, bir şahsın, bir milletin hayatında ne kadar önemli olduğunu, aksiyon ve fikrin bir araya geldiğinde neler yapabileceğinin en önemli göstergeleridir. Hasan Bey Zerdabi'nin bu toplumsal hayatta faaliyetlerinden Milli Hareket yeni bir döneme girdi. Daha doğrusu Milli Hareket başladı. Hasan Bey Zerdabi Çarlık Rusyası arazisinde hem Kafkaslar hem tüm olarak Türkistan arazisinde ilk olarak Türkçe, yani Azerbaycan Türkçesinde gazete yarattı. İkinci gazetesini bastı. Bütün gücüyle halkı için çalışan Hasan Bey Melikzade Zerdabi, Azerbaycan ve Kafkaslar'da pek çok ilke imza atar. Rusya Müslümanlar arasında ilk Türkçe gazete, ikinci gazetesi 1875 yılında Temmuz'un 22'sinde Bakı'da yayınlanmaya başladı. Hasan Bey Zerdabi bu gazeten çıkması için 7 yıl boyunca uğraş verdi. Neredeyse gazeteyi tek başına çıkarır. Bütün neredeyse yazıları kendisi yazıyor, kontrol ediyor. Hatta abonelere postalama işlerinde bile kendisi de görev alıyor. O dönemin Azerbaycan toplumunun aydınlarından olan Mirza Fətəli Axundzadə, Nəcəb Bəy Vəzirov, Seyid Əzim Şirvani və o səviyyədə olan aydınların katkıları ilə kuruldu, basıldı bu qəzetə. Bu qəzetə ilk dəfə halkın ana dili ilə konuşur. Halkın dili ilə halkın məsələlərini konuşur. Hasan Bey Zerdabi ikinci gazetesiyle halkıyla birincisi ana dilinde konuşmaya başladı. Yani bu gazetede hiçbir Rus kelimeleri olmadan Türkçe, öz Türkçe bir dilde gazete bıraktı ve bu gazetede halkın dilinde, yani ana dilinde Azerbaycan Türkçesinde ona milli şuur verdi. Yani milli kimliğini anlattı, hürriyetini anlattı, özgürlüğünü anlattı. Bu gazetede seslendirilen fikirler bütün Müslümanlar arasında büyük yankı buluyor. O bir elektrik cereyanı gibi Müslüman aleminin içinden geçmişti diye onun eşi, çok kıymetli Hanife Hanım Melikova yazıyor hatıralarında. Bu büyük enerjiyi halkına veren kişi Azerbaycan ve Türk dünyası için çok değerli isimler yetiştiren Şamahı vilayetinde dünyaya gelir. Hasan Melik Zerdab 1837 yılında Göçay kasabasının Zerdab köyünde doğmuş. Zerdab ismini de buradan almıştır. İlk öğretmeni babası olur. Baba evinde devrin ileri gelen şairleri, aydınları sık sık toplanır ve dönemin meseleleri hakkında konuşurlar. Zerdabi de bu sohbetleri can kulağıyla dinler.
Zerdab Medresesi onun ilk öğretim yeri olur. Daha sonra Şamahı şehrinde Rusça eğitim veren okula gider. Ailesi önceleri çok zengin, sonraları fakirleşmiş bir aile. Fakat babası vefat edince abileri tarafından okutulmak istenmeyen bir çocuk ama dayısı bunun zeki ve çalışkan olduğunu duyunca Tiflis'e çağırır. O kadar yetenekli bir öğrenci ki soylu aileden olmadığı halde üniversite eğitimi devam etme hakkını kazanmış ve Moskova'ya kadar gitmiş. Moskova Devlet Üniversitesi'nde tabiat ilimleri tahsiline almıştı. Bu da çok ilginçti. Yani daha o zamanlardan başlayarak daha ziyade hukuk, işte mühendislik eğitimi alırlardı ama Zerdabi'nin tercihi matematik, fizik fakültesinde tabiat ilimleri öğrenmekti. Zerdabi üniversite yıllarında okul dışında da bilim ve fikir adamlarıyla görüşür. Üniversitenin rektörü tarihçi Soloyev, yazar Pleşeyev bunlardandır. Rektör Soloyev onu sık sık evine davet eder ve Kafkasya hakkında bilgiler alır, onları not ederdi. Üniversiteyi 1865 yılında bitiren Zerdabi'yi çok beğenen rektör Soloyev, ona ilginç bir teklifte bulunur. Okul bittince Soloyev'in hem aspirant, o dönem Rusça adıyla yani asistan olarak kalmasını Moskova Devlet Üniversitesi'nde hem de kızıyla evlenmesini teklif etmişti. Hasan Melik Zerdabi ise ben vatanıma hizmet edeceğim, dolayısıyla bu iki teklifinizi için de teşekkür ederim ama dönmek zorundayım diye vatanına dönmüştü. Pek çok insan için cazip sayılabilecek bu teklifi kabul etmez. Ve hayatında yeni bir dönem başlar. Üniversite eğitimini Moskova'da aldıktan sonra tekrar Tiflis'e dönmesi ve eğitim faaliyetlerine, işte toplum faaliyetlerine katılmasıdır. Üniversiteden sonra ilk görev yeri Tiflis'te toprak idaresidir. Bu görevinde köylülerin haklarını savunduğu için kısa süre sonra amirleriyle çalışamaz hale gelir. Ayrılır ve Kuba Mahkemesi'nde katip olarak işe başlar. Yine halkın yanında tavır alır. Mahkemelerde halktan yüksek miktarda para isteyen tercümanlar ve avukatlarla sürekli çatışma halindedir. Köylülere ücretsiz dilekçe yazar, haklarını savunmanın yollarını gösterir. Beyler bu duruma katlanamaz ve Zerdabi'ye suikast düzenlerler. Azerbaycan çeşitli şehirlerine çalışmaya başlamış ve daha sonra da yine bu işlerin yürütmek için işte Bakü'de, Bakü Gimnazyumu'nda öğretmen olarak çalışmaya başlamıştır. Bakü Ortaokulu'nda öğretmenlik yapmaya başlar. Evlenmelidir ama ideallerine uygun, hayata kendisi gibi bakabilecek eğitimli bir hanımla. Kafkas gazetesinde bir ilan görür. Kutsal Nina Kız Okulu'ndan mezun olan Müslüman kızların isimleri vardır. Bunlardan Balkar Türklerinden Hanife Hanım Melikova olacaktır sonra. Hanife Abayeva Hanım da Balkar Türklerinin tanınan bir soyundan gelmektedir. Kafkaslarda valilik de yapan aydınlardan eğitimci Musos Abayev'in soyundandır. Eğitimini tamamlasın ve halkını eğitsin arzusuyla onu okutur. Belki de Hanife, halkı arasında bu düzeyde eğitim alan ilk hanımdır. Hasan Bey Zerdabi, Bakü'den Tiflis'e giderek kendisine evlenme teklif eder. Gider ve kendisine o dönem içerisinde çok zor olacak trenle seyahat edip der ki ben Moskova Devlet Üniversitesi'nde okudum. Tek derdim vatanıma, milletime hizmettir. Dolayısıyla bu amacı ve ideali paylaşan biriyle evlenmek istiyorum. Benimle evlenir misiniz der. Hanife Hanım Melikova da kabul edecektir ve Bakü'ye gelirler, evlenirler. Kendi yuvaları da idealleri gibidir, şendir.
eğitimli bir kızla evlendi ve onunla beraber, yani derler sanki silahtaş gibi, hem hayat arkadaşı gibi hem meslek arkadaşı gibi, ikisi birbirine yardım ederek bu yola gittiler. Halk çocuklarını okula göndermeye soğuk bakmaktadır. Ev ev, dükkan dükkan dolaşıp çocukların okula gitmesini teşvik eder. İki idealist evlerini, yuvalarını da ideallerinin merkezi yaparlar. Zeki ama yoksul çocuklara sahip çıkarlar. Ve Bakü'de özellikle kimsesiz, yetim çocukları eğitimi için uğraşırlar. Hayriye Cemiyeti ilk defa kurmuştu. Oradaki toplumu bir seferber etmeye çalışıyordu. İlk kez Azerbaycan Türklerinin tarihinde Müslüman öğrencilere yardım cemiyeti. Ve onun da çok ilginç bir tarihi var. 1872'de bu cemiyeti düzenlerken zengin insanlarla görüşüyor. Müslüman ya gayrimüslüman, Türk ya gayri Türk. Ve bu cemiyet için para toplamaya girişiyor. Bu cemiyet aracılığıyla para toplanıp okullar açmasına ve imkansız, yani aileleri çok yoksul ailelerin çocuklarının eğitimi için harcamayı düşünmüştü. Fakat bu Hayriye Cemiyeti 2 sene boyunca çalıştı. Bir takım çocukları okutmaya çalıştılar. Fakat bu yetersiz oldu. İdealist asil eşiyle evlerini de bu çalışmalara açtılar. Onların yuvaları 10 yıl boyunca öğrenciler için pansiyon olur. Orada kalmaya başlarlar. Birçok öğrencileri kendi evinde yetiştirmiş. Yani yoksul ailelerden yetim çocukları, birkaç çocuğu evinde yıllarca, mesela 10 tane 10 yıl boyunca evinde yetiştirdiği öğrencileri vardır. Hayriye Cemiyeti'nde toplanan paralar yeterli gelmemektedir. Bu sefer kendi çalıştığı okulda, Realne Gimnazyumunda 2 öğrencisiyle birlikte ilk kez Mirza Fethullah Ahunzade'nin Hacı Qara eserini sahnelediler. Ve böylece gelen izleyicilerden toplanan parayla yine imkansız ailelerin çocuklarının okutulmasına ve okulların açması için harcamayı düşündüler. Fakat buradan da çok para toplanmadı. Mirza Fethullah'ın o piyeslerinden birisini bu tiyatrosunu düzenliyor. Ve bu da Azerbaycan tarihinde ilk tiyatro tamaşası oluyor. Elde edilen gelir, yoksul öğrencilerin ihtiyaçlarına harcanır. Nevruz Bayramı'nda oynanan oyun, Azerbaycan Milli Tiyatrosu'nun da temelini oluşturur. Halkına bilimin ışığını ulaştırmak istemektedir. Eğitimin önemini anlatmak istemektedir. Yeni sanatı beslemek istemektedir. Bir gazete çıkartmak fikri üzerinde yoğunlaşır. Diyor ki, çağırıyorum gelmiyorlar, gösteriyorum görmüyorlar, anlatıyorum anlamıyorlar, söylüyorum anlamıyorlar diyor. Sonra anlatıyor, diyor ki ben anladım ki en tek ilaç, benim milletim için tek ilaç gazetedir. Müslümanların o güne kadar hiç gazetesi olmamıştır. Bir gazete, hem de halkın kendi dilinde yazan. Uzun süre uğraşır ama sonuç alamaz. Sonunda dönemin Bakü valisi sansür meselesinin sorumluluğunu alarak izin verir. Diyorlar ki, makalelerinin sadece halkın yaşantısının ekonomik ve en güncel sosyal meseleleriyle ilgili olması ve moda olan siyasi fikirlerle veya tüm çağdaş hayatın yapısını müzakere etme girişimleriyle doldurulmaması gerekir. Bu şartlarda gazete çıkıyor. Bu
Böylelikle Azerbaycan'da Türkçe yayınlanan ilk gazete, ikincinin 22 Temmuz 1875'te birinci sayısı çıkıyor. Böyle bir gazetenin çıkmış olması o dönemde önemlidir ve Türkçe çıkmış olması önemlidir. Rusya Türkleri açısından böyle bir gazetenin çıkarılmış olması ve bunu da bir şahsın başarmış olması hakikaten kıymetlidir, takdir edilmelidir. Yine gazeteyi kendisi bütün o iki sene boyunca işte 56 sayı çıkan bir gazeteden bahsediyoruz, iki haftada bir. Ve kendisi bütün bu işleri üstleniyor. Aynı zamanda öğretmenliğine devam ediyor. Gazetede hangi meseleler var? Yine okul meselesi ve eski bu mescit nezdinde olan o mollahana dediğimiz okullar değil, Üsur-i Cedid okullar. Yeni bilimlerin olması, yeni öğrenim o yöntemleri gazetede veriliyor. Burada Osmanlı'dan kitapların getirilmesi meselesi hakkında makaleler vardır. Ve ikinci gazetesi Müslüman Türk halklarının uyanması için bir vesile oldu. Ve onlar gerçekten de eğitim almaya başladılar ve Azerbaycan edebiyatının gelişmesinde çok mühim bir rol oynadı. Çünkü ondan sonra bu gazete yarandıktan sonra gazetede koyulan problemler, o sorunların üstlenmesi vazifesini üzerine almış yani insanlar. Çok ilginçtir. İkinci gazetesi 56 sayı çıkmış, iki haftada bir ama haberlerini izlediğiniz zaman daha ziyade Osmanlı politikası, Balkanlar siyaseti, hatırlayalım 1875, 76, 77 yani Osmanlı'da ilk meşrutiyet dönemidir ve o zaman Mithat Paşa'nın işte öne çıkması ve bir anayasa ortaya çıkarması veya Balkanlardaki işte Sırplarla, gayrimüslimlerle çatışmalar ve Osmanlı'nın bu bölgeye dikkat etmesi gibi konular ikinci gazetesinde öne çıkmaktadır. İki yıl ve 56 sayı boyunca halkın arasından bir elektrik akımı gibi geçer ikinci. Valinin Bakü'den ayrılmasından sonra ikinci ve Zerdabi üzerinde baskılar artmaya başlar. Onu Osmanlıları destekleyen yayın yapıyorsun diye baskı altına alırlar ve Eylül 1877'de ikinci kapanır. Okulda da istifaya zorlanır. Polisin her türlü baskısı artmaktadır. Bakü'den uzaklaştırmak için istifaya zorlanır. Ve bu zaman Hasan Bey Zerdabi artık bu Çar rejiminin dikkatini celbetmiş ve onu takip altına almışlar. O da Bakü'de artık kalmayı mümkün bilmiyor. Bu arada Kuzey Kafkasya'da okul müdürü olma teklifi verilir. O da orada gitmiyor. Yani vatanını terk etmeyi istemiyor. Ve kendi Zerdab kasabasına gidiyor ve 16 yıl kendi vatanında sürgün halinde yaşıyor. Doğduğu topraklarda yine halka yardımcı olmaya devam eder. Onlara hem tarımın teknik konularında hem de diğer hukuki meselelerinde yardımcı olur. Sürgündeki bu yıllarında adeta bir tarım devrimi yapmak istercesine çalışır. Halka yardım eder, hem de hiçbir ücret almadan. Verdiği yardımlar için ısrarla ücret teklif edenlerden ise Kırım'da İsmail Gaspıralı'nın çıkardığı Tercüman gazetesine abone olmalarını ister. Hatta kendi abone olduğu Tercüman'ı camide minberden halka okur. Zerdap da o bölgede yaşadığını ve tarımla, köylülere yardım etmekle uğraştığını görüyoruz. Burada ilginçtir. Yani aslında narodnik olmanın yanında
Zerdabi'nin zihninde belki de bu tarımla ilgili, ziraatla ilgili bilgilerin yaygınlaştırılarak Azerbaycan neticede köylü bir toplumdu. Orada bir tarım devrimine belki bir yol açma amacı da taşıyordu. Bu tarım devrimini eğitimle de taçlandırır. Zerdap'ta bir okul açar. Tarım ve ipekçilik eğitimine başlar. Burada da hem çarlığın memurları hem de eğitime karşı çıkanlarla mücadele eder. Meslek okulunun yanında Zerdap'ta bir de kız okulu açmak ister ama reddedilir. Bakü'de daha çok yararlı olacağını düşünmektedir. 16 yıllık Zerdap sürgününün ona en güzel hediyesi, kızı Garip Sultan'ın Zerdap'ta dünyaya gözlerini açması olur. ...16 yıl boyunca ve orada bile hiç boş durmadan sürekli okul açmakla meşgul ve bir sürü okullar açıyor ve o onları eğitmeye başarıyor orada. Daha sonraki dönemi tekrar Bakü'ye dönüyor. 1890 yılında Bakü'ye dönüyor ve gene aynı şekilde devam ediyor eğitimcilik çalışmalarına. Hasan Bey Zerdavi'nin kendi vatanında sürgün hayatı 16 yıl sürdü. 1896'da Bakü'ye döndüğünde artık Bakü'de onun sosyal yapısı da değişmişti. Yani Bakü dünyanın en büyük petrol merkezlerinden birisine çevrilmiş ve dünyanın her yanından, özellikle elbette ki Rusya'nın merkezlerinden buraya sermaye ve insanlar akışıp gelmişti. Ve büyük bir sanayi şehrine çevrilmişti. Zerdabi'nin temel arzularından birisi fakir, kimsesiz çocukların okutulmasıdır. Ve Bakü'de, Azerbaycan'da o dönem ilk defa hayır cemiyeti kuracaktır. Müslüman Hayriye Cemiyeti'nin de ilk temellerini atacak olan bu teşkilatla eline defteri alır, il il gezer, sokak sokak gezer, zengin insanlardan çocukları okutması için yardım talep eder. Ki neticede de bu konuda en çok yardım edecek olan Hacı Zeynel Abidin Tagiyev'dir. Tagiyev bu konuda Zerdavi'ye destek olur. Milli aydınlar ve milli burjuva el ele vermişlerdir. Ana dilinde Türkçe gazete çıkarmak mümkün olmadığından bir gazeteni Zeynel Abidin Tagiyev satın alıyor ve Kaspi gazetesi Rusça çıkmasına rağmen milli bir basın organına çevriliyor. Bu da Hasan Bey Zerdabi'nin ve onun etrafında yetişen yeni aydınların sayesinde oluyor. Bakü'de tam merkezi konumlarda bulunuyor. Bakü Belediye Meclisi'nin üyeliğini yapıyor. Aynı zamanda gazetelere yazmaya devam ediyor. Yaşı ilerledikçe adeta kendinden sonraki dönemi tanzim edecek faaliyetler yapıyor. Ali Bey Hüsnüzade Turan'ın İstanbul'da eğitim görüyordu. Ahmet Ağoğlu Paris'te eğitim görüyordu. Ve Ali Merdenbay Topçubaşı Petersburg'da eğitim görüyordu. Onların üçünü Bakü'ye davet etti. Bildiğimiz Hacı Zeynel Abdin Tağıyev, büyük hayırsever. Onunla bir olarak bu fikrin babası odur. Bu üç değerli aydının Bakü'ye gelmesi büyük bir sinerji yarattı. Milli meseleler için tarihin gördüğü en cömert insan Hacı Zeynel Abidin Tagizade ile birlikte hareket etmeleriyle kız okulunun açılmasını da başarırlar. İlk başvurularında izin alamazlar. Hacı Zeynel Abidin bunun için özel olarak Petersburg'a büyük hediyelerle gider ve Çariçe'ye izin verilmesi halinde okula onun isminin verileceğini söyler. Özellikle kendisi kız okullarının açılması, kızların okuması ile ilgili çok ciddi derecede faaliyetleri vardır. Eşi de rahmetli Hanife Hanım Melikova da bu anlamda destek olur. Ve Tagiyev'in desteğiyle, maddi desteğiyle 1901 yılında
Azerbaycan'da Bakü'de ilk defa Müslüman kız okulu açılır ve onun müdürlüğünü de Hasan Melik Zerdabi'nin eşi hanıma Hanife Hanım Melikova yapar. İlk denemesinde pek başarılı olamayan hayır cemiyetini Zeynel Abidin Tagızade'nin destekleriyle yeniden hayata geçirir. Ve Ermeni mezaliminde yetim kalan Anadolu çocuklarına ve Ruslar tarafından Azerbaycan'a götürülen Türk esirlere büyük yardımlar yapar. Zerdabi'nin fikirleri yalnızca Azerbaycan için değildir. Bütün Türk dünyasının bugün de önemli olan meselelerine ait teklifleri olur. Örneğin bugün de gündemde olan Türk halkları arasında dil birliği meselesi için gayet uygulanabilir ileri düşünceleri var. Zerdabi düşününüz 1870'li yıllarda diyor ki Türk çocukları dil farklılıklarını, şivelerini birbiriyle öğrenmezlerse aradaki ayrılıklar derinleşecektir. Halbuki Türk çocuklarına birbiri arasındaki farkları öğretmek çok kolaydır. Dolayısıyla bu farklar öğretilmeli. Hatta İstanbul Türkçesi ortak bir dil kültürü olarak alınmalı ve çocuklara bir yıl bu konuda eğitim verilmeli. İnsanlar birbirlerini anlarlarsa dertlerini, birbirlerinin sevinçlerini daha iyi idrak ederler ve birleşirler. Ancak böyle bir Türk birliği kurulabilir. Eşi Hanife Hanım da Nicat Cemiyeti'nin başkanı olarak Müslüman kadınların eğitimi için gayret eder. Azerbaycan eğitim tarihinde ilk öğretmenler kurultayını toplamasıyla da yer alır. Ve bu konuda da sadece bir taraftan değil, yani kitaplar yazmış, makaleler üretmiş, birinci muallimler kurultayını toplamış, orada çok ciddi rol oynamış, şehir meclisinde 10 yıl vekillik yapmış. Zerdabi ömrünün son günlerinde felç olur. Felç özellikle dilindedir. Ama o bunu aldırmadan Kaspi gazetesinde çalışmaya devam eder. Üzeyir Hacıbeyli onu ziyaret ettiği zaman artık konuşamaz halde olan, konuşamaz haldeyken, halsiz, takatsiz bir durumdayken bile el işaretleriyle Üzeyir Bey'e güzel müzikler besteci olduğunu bildiği için mutlaka bir opera bestelemesi gerektiğini söylüyor. ...28 Kasım 1907 günü Kaspi gazetesinde çalışma masasının başında kalp krizi geçirerek vefat eder. Her ne kadar vasiyetinde sade bir tören istemiş olsa da çok ilginçtir. Bakı'da onun yas töreni kadar izdihamlı, halkın bu kadar ağlayarak katıldığı yüksek, çok büyük kalabalık, izdihamlı bir yas töreni hiç görmemiştir. Üç yerde, ayrı ayrı yerlerde, camilerde, işte çalıştığı Kaspi Gazetesi'nin binasında ve birçok yerde, üç yerde birden yas törenleri, mitingler, konuşmalar olmuş. Ve 1907'de onun bu cenaze töreni Bakü'de görünmemiş bir kalabalığa çevrilir. 1907'de bu 100 binlerin, hatta o dönemin o gazeteleri yazıyor. O yaşarken mücadelesinden emin olarak azmi ve kararlılığı tavsiye ederdi. Mücadelenizden asla yılmayınız. Bu mücadeleler belki şimdi insanlara boş gelecek, belki size çok anlamsız, manasız gelecek ama millet size yaptığınız bu mücadeleden dolayı belki şimdi teşekkür etmeyebilir ama sonra sizi şehit sayacaklar, sonra sizi kutsal sayacaklar,
sonra sizi rahmetle anacaklar. Dolayısıyla bir milletin geleceği için bu anlamda hizmet etmeniz gerekir diyor. Ve çok ilginçtir ki, bakın onun vasiyeti yerine geliyor. Mesela Şamakılılar onun yakın bölgesi. Onun ölümü, yasından ölümüne şöyle bir vefa borcu olarak birkaç çocuğu okutmayı üzerlerine görev olarak alıyorlar. Yani aslında o öldüğü zaman bile onun misyonu devam ediyor. Yas töreniyle bile misyonu devam ediyordu. İkinci gazetesinde çalışan, yardım eden gençler sonradan her biri ayrı ayrılıkta hocalarının, yani hem Zardabi'nin hem de bir mektep olan Ekinci'nin laikli davamcıları oldular. Mesela onlardan biri Ekinci'den etkilenen, yazılarından hem de ideolojisinden etkilenen Celil Mehmetkulzade idi ki, o tüm Doğu aleminde meşhur olan Molla Nesrettin dergisini bastı ve uzun yıllar onu yayımlamaya nail oldu, başardı bunu. Onun ölümünden bir yıl sonra Üzeyir Bey Doğu'da ilk Leyli Mecnun adlı ilk operayı da bestelemiş oldu. Hasan Bey Zerdabi, ikinci gazetesiyle Azerbaycan tarihine ve kültürüne büyük izler bırakır. İkinci gazete 2 senelik ömrü ile Azerbaycan Müslüman Türk dünyasına çok büyük faydalar sağladı. Milli düşünce, milli kimlik, özgürlük, hürriyet, kızların eğitim alması konumunun her zaman öne çekilmesi gibi meseleleri hep gündemde tuttu. Hasan Bey Zerdabi Azerbaycan Türklerinin kaderine o dönemde girmemiş olsaydı Azerbaycan Cumhuriyeti bu kadar kolay kurulmazdı diyebiliriz. Bunu cesaretle söyleyebiliriz. O büyük öğretmen öğrencilerine verdiği tavsiyelerde de haklı çıktı. Onun çetin mücadelesinden sonra halkı onun adını bayraklaştırdı. Azerbaycan basınının hala 22 Temmuz'da ikincinin kuruluş gününde Azerbaycan basınının kuruluşu olarak kutlanması da bunun bir ifadesidir. Dönemin Bakü Belediye Başkanı onun cenaze töreninde taziye konuşmasını şöyle bitiriyor. Diyor ki, o sahip olduğu her şeyini topluma verdi. Hasan Bey'in prensibi şuydu. Kendim için hiçbir şey, toplum için her şey. Taziye şu ifadelerle bitiyordu. Ey Güney Kafkasya Müslümanlarını gaflet uykusundan uyandıran ilk insan, Allah sana rahmet eylesin.